Baş dönmesinin nedenleri nedir? Evet, baş dönmesiyle ilgili birçok sebep var. En önemli sebepleri baş dönmesinin yüksek tansiyon, alçak tansiyon, efendim kansızlık, baş ağrısı, seyahat, şeker hastalığı vesaire vesaire birçok faktör var da en önemlileri şimdi iç kulağın içerisinde salyangozun hemen üstünde 3 tane yarım yay şeklinde denge organı var. İkisi dikey, birisi yatay olmak üzere 3 tane yarım yay şeklinde denge organı var. Bu denge organının içerisindeki sıvıda artış olursa basınç nedeniyle anormalikler, kimyasal anormalikler olursa kişide baş dönmesi olur bir. Denge organındaki sinirler normal olarak salyangozdaki sinirler beyin merkezine, beyine gider. Denge organındaki sinirler ise beyinciye gider. Yani burada kulakta iki türlü fonksiyon var. Bir, dışarıdan gelen ses dalgaları kulak zarından örs, çekiç, üzengi vasıtasıyla salyangoza gelir. Bir kısmı bu sese dönüştürmek için beyne iletilir. İkinci bir görev ise denge organı yay şeklinde, yarım yay şeklindeki denge organı vestibüler sistem dediğimiz vestibüler sistemdeki sinirlerse duymakla ilgili değildir. Denge ile ilgili sinirler. Bu sinirlerse beyinciye gider. Burada beyincik nedir? Denge organıdır beyincik. Beyincik kişinin beyninin takriben 8'de 1'i kadar 150 gramdır. Hemen beynin alt kısmında arka tarafta. Beyincik denge organından gelen ses dalgalarını vesaire değerlendirir. Ona göre kişinin dengede kalmasını sağlar. İşte bu denge organının içerisinde kimyasal maddelerde artış veya azalma sıvıda olursa menire dediğimiz hastalık hasıl olmuş demektir. Baş dönmesi olur. Sinirlerde vestibüler sistemdeki bu sinirlerde iltihaplanma olursa vestibüler norenit denen sinir iltihaplanması ortaya çıkar. Bu da baş dönmesine sebep olur. Yani baş dönmesinin sebebi %90 kulaktan kaynaklanır. Bu da denge organı içindeki sıvılarda azalma veya çoğalma, denge organı içindeki kristallerde oynama veya denge organındaki sinirlerdeki iltihaplanma baş dönmesine sebep olur. Ne yapmak gerekir? Anlamak gerekir tabii ki. Doktora gidecek, tahlil yaptıracak bir sürü tahlil sonucunda baş dönmesinin sebebi nereden, niçin, nasıl kaynaklanıyor? Yüksek tansiyondan kaynaklanıyorsa alıç forte. Düşük tansiyondan kaynaklanıyorsa biberiye forte. Kansızlıktan kaynaklanıyorsa enginar forte. Şekerden kaynaklanıyorsa kurmar forte. Yani sebebini bilmek. Sinir iltihaplanmasından vestibüler sistem sinir iltihaplanmasından kaynaklanıyorsa sarı kantaron forte. Menire'den kaynaklanıyorsa ginkgo forte. Yani neden olduğunu bilmeden biz tedavi ederiz demek yanlış. Bilmek gerekir. Bunu da doktoruna gidecek. Doktoru birçok yöntemle teşhis koyacak. Diyecek ki rahatsızın sebebi şu. Rahatsızın sebebini anlarsa vestibüler efendim sistem sinirlerinde iltihap vardır diyecek. Problem değil. Veya buradaki kristaller oynamış diyecek. Problem değil. Ne olduğunu anlarsak tedavi ederiz. Ya iyileşmesi mümkündür. Problem